Herkese merhabalar. Bu videoda uyurken beynimizin nasıl büyüleyici bir yolculuğa çıktığını anlatmaya çalışacağım. Dinlemesi biraz ürkütücü gelebilir ama her gün bunları yaşıyoruz aslında. Öncelikle beynimiz uyanıkken olduğumuzun aksine uyurken bilincimizi azaltıyor. Uykunun daha ileri evrelerinde neredeyse titremiyoruz bile ve felç gibi oluyoruz. Hatta ölümün sınırlarında geziniyoruz bile denilebiliyor. Bu biraz ürkütücü olabilir ama neredeyse her gün bunları yaşıyoruz. Günümüze döndüğümüzde biyolojik saatimiz, yani güneşle senkronize olan bir başka deyişle moleküler saatimiz gitgide bozulmaya başladı. Yapılan araştırmalarda ortalama bir Amerikalının bir asır öncesinden 2 saat daha az uyuduğu sonucuna varılmış. Geceleri ise 7 saatten daha az uyuduğuna dair sonuçlara ulaşılmış. Tabii bunda bir asır öncesinden şimdiye kadarki arada geçen yaşam şartlarının etkisi çok yüksek. Peki biz uyuduğumuz andan itibaren beynimizde neler oluyor? Biraz da bunu inceleyelim. Ve bunu 4 aşamaya bölebiliriz. Öncelikle birinci aşamadan başlayalım. Birinci aşama, yani uykuya dalma aşaması. Bu aşama çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Beynimizin tabanındaki pineal bez melatonin salgılarsa bu biyolojik uyku saatimizin gelmesi demektir. Yani gece olmuş demektir. Bir takım sistemler de dizilirse nöronlarımız hızlı bir şekilde devreye giriyor. Bu esnada duyu reseptörlerimiz boğuldu ve uykuya dalmaya başladık. Bilim adamları bu aşamaya uykunun sığ sonu diyorlar ve bu aşama yaklaşık 5 dakika sürüyor. İkinci aşamaya geldiğimizde beynimiz yine aktif bir şekilde ama daha farklı bir şekilde aktif. Bu aşamada yakın zamanda edinilen bilgiler korunur ve uzun süreli hafızaya bağlanmak için toplanır. Ve işin ilginç yanı, tüm bunlar olurken biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Gerçekten mükemmel bir sistem işliyor biz uyuduğumuz sırada. Beynimiz aynı zamanda ikinci aşamada hangi hatıraların saklanıp hangilerinin de atılacağına karar veriyor. Ve bir nevi bu ikinci aşamada ayıklama işlemi de yapılmış oluyor. İkinci aşama 50 dakikaya kadar sürebiliyor. Ve bu esnada hiçbir şey hissetmiyoruz. Çevremizde olan şeylere karşı artık duyarsız konuma geliyoruz. Şimdi üçüncü aşamaya geçtik. Üçüncü aşama ve dördüncü aşamayı bir arada toplayabiliriz aslında. Üçüncü aşama uykunun en derin olduğu kısım. Ve bu aşama kimileri tarafından da kişinin komada kalması haline doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Delta dalgaları bu aşamada zamanın yarısından daha az miktarda bulunuyor. Dördüncü aşamada ise yarıdan daha fazla. Derin uyku modunda yaşamımız boyunca ihtiyaç duyduğumuz en fazla büyüme hormonu üretiliyor. Ve bu aşamada aynı zamanda kaslarımız tamamen gevşemiş durumda. Son aşamada neredeyse acı hissetmemiz pek mümkün değil. Her ne kadar sağlıklı bir birey olsak da kimi zaman farkında olmadan, kimi zaman da farkında olarak geceleri sık sık uyanıyoruz ve saniyeler içinde tekrar uykuya dalabiliyoruz. Peki yeterince uyumazsak bu nelere sebebiyet verebilir? Biraz da bunları inceleyelim. Yani yeteri kadar uyumadığımızda bunun bize ne gibi zararları olabilir? Bunları inceleyeceğiz şimdi. İdeal uyku saati genellikle 6 saatten az olmaması gerektiği görüşünde ve 6 saatten az uyuyan insanlarda yapılan araştırmalara göre şu etkiler gözüküyor. Depresyon, psikoz, yani her türlü akıl ve ruh sağlığında meydana gelen bozulmalar ve inme riski de görülebiliyor. Ayrıca bu ideal uyku saatinden daha az uyuyan insanlarda yine yapılan araştırmalara göre obezitenin çok yaygın olduğu gözlemlenmiş ve uykusuzluğun obezite üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu gözlemlenmiş ve uykusuz kalmak insanlarda daha çok yeme hissi uyandırdığı şeklinde yine yapılan araştırmalar mevcut. Birazcık araştırdığımızda uykunun hayatımıza ne gibi etkilerin, ne kadar faydası olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve günde en az 6 saat uyumanın bize oldukça
pozitif yönde bir etkisi olacağını da yine görüyoruz araştırmalarda. Ama günümüzde ne yazık ki bunu uygulamamız pek mümkün olmuyor. Gerek yaşam şartlarımızdan veya içinde bulunduğumuz durumdan dolayı uyku saatlerimizi sürekli değiştirebiliyoruz. Kimi zaman 3-4 saatlik uykuyla bile durduğumuz olabiliyor. Özellikle öğrenciler sınav döneminde 3-4 saatlik uykuyla sınava girdiklerinde yine onların da başarılarında pek bir artış gözlemlenmiyor. Çalışan insanlar için de günde 6 saatten az uyuduğunda veya maksimum 5 saat uyuduğunda yine işteki performanslarında düşüşler gözlemleniyor. Doğru olan tabii ki günde en az 6 saat uyumak. Fakat 6 saat uyuyamayanlar için de yine yaptığım araştırmalardan öğrendiğim bilgiye göre en az 5 saat uyuyabiliriz ve bu 1 saati de gün içinde herhangi bir zamanda 1 saat olmasa da en azından yarım saat gözlerimizi dinlendirerek uyku saatimizi bu şekilde denkleştirebiliriz. Bunu çoğu kişi uyguluyor ve çok faydasını da gördüklerini söylüyorlar. Uykuyla ilgili bahsetmek istediğim şeyler bu kadar. Bu videoyu hazırlarken araştırdığım kaynakları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz ve daha detaylı bir şekilde bu konuyu öğrenebilirsiniz. Ben elimden geldiği şekilde en kısa haliyle anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere. Şimdilik bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.